Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte pizza tadında krep börekler hazırlıyoruz. Kahvaltılık nefis bir tarif. Hep birlikte hazırlamaya başlayalım. Krep böreğimiz için ilk önce krep harcını hazırlıyorum. Bunun için 2 adet yumurtayı çırpma kasesine koyuyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Yumurta ve tuzu çırpıyorum. Yumurta ve tuzu çırptıktan sonra 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Süt ile birlikte karışıncaya kadar çırpıyorum. Malzeme karıştıktan sonra 2 su bardağı un ekliyorum. Tekrar çırpıcı ile karıştırarak pürüzsüz kıvam almasını sağlıyorum. Üzerine 1 çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrar çırpıcı yardımı ile çırparak karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvam aldı, çok güzel bir kıvam var. Artık çırpıcıyı çıkartıyorum ve krepleri hazırlama işlemine geçiyorum. Krepleri pişirirken krep tavasını ısıtıyorum ve sıvı yağ ile yağlıyorum. Bu daha rahat kaldırabilmek için diğer aşamalarda yağlamıyorum. Krep tavanıza göre bunu hazırlayabilirsiniz yapışmıyor ise yağlamak zorunda değilsiniz. Şimdi ısınmış olan tavaya krep harcından koyuyorum ve tavayı iki tarafa eğerek krep harcının her tarafına eşit bir şekilde gelmesini sağlıyorum. Bakın her tarafına çok güzel bir şekilde dağıldı. Şimdi üst kısmı kuruyuncaya kadar pişiriyorum. Bakın üst kısmı kurudu, alt kısmı da çok güzel kızardı. Çeviriyorum. Alt kısmı da güzelce kızardıktan sonra çevirip ocaktan alıyorum. Tekrar hemen bir tane daha koyuyorum. Krep harcı da çok lezzetli bir krep harcı. Bu şekilde de denemenizi öneririm. Bir miktar süt veya eklediğimizde de lezzeti çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde tavaya koyuyorum ve her tarafına gelmesini sağlıyorum. Her tarafına geldikten sonra Üzeri kuruyuncaya kadar pişiriyorum. Üzeri kuruduktan sonra çeviriyorum ve alt yüzeyde kızardığında gördüğünüz gibi ocaktan alıyorum. Bütün krep parçalarını bu şekilde hazırlıyorum. Krep parçalarını hazırladım. Çok güzel incecik yumuşacık kreplerimiz oldu. Şimdi artık şekil verme işlemine geçiyorum. Ters çeviriyorum. Alt yüzey üste gelecek şekilde buraya dilimlenmiş kaşar peyniri üzerine de dilimlenmiş sucukları yerleştiriyorum. Bu aşamada arz ettiğiniz istediğiniz pizza malzemelerini kullanabilirsiniz. Hepsi de çok yakışacaktır. Bir miktar yeşil ve kırmızı biber ekliyorum doğranmış olarak. Ketçap koyuyorum. Arz ederseniz güzel bir pizza sosu hazırlayarak da yapabilirsiniz. Daha sonra krebin karşılıklı kapatıyorum ve kenar kısmından başlayarak rulo yapıp sarıyorum. bu şekilde hazırlıyorum. Bütün krepleri hazırladıktan sonra sos hazırlıyorum. Bunun için 2 adet yumurta ve üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. Çırpıcı yardımı ile çırparak karıştırıyorum. Sütün bir miktar kalıyor. Arz ederseniz 1 su bardağı değil de yarım su bardağı eklerseniz tam denk gelecektir. Bunu da söylemek istiyorum. Çırpıcı ile yumurta karışıncaya kadar çırptım. Şimdi artık sütlü yumurta karışımımız hazır. Kreplerimiz hazır. Bir tabağa da galetonu koyuyorum. İlk önce krepleri süt ve yumurtalı karışıma batırıyorum. Daha sonra da galeta ununa buluyorum. Her tarafına gelmesini sağlıyorum. Ve tabağa alıyorum. Bütün krep sarmalarını bu şekilde hazırlıyorum. Bütün krepleri hazırladıktan sonra tavanın tabanı kaplayacak kadar yağ koyup ısıtıyorum ve ısınmış olan tavaya krepleri yerleştiriyorum. Krepleri tavaya yerleştirdikten sonra alt kısmı kızardığında çeviriyorum ve üst yüzeyinde kızartarak pişiriyorum. üst yüzeyde kızardıktan sonra yan kısımlarında bakın kalın olduğu için yan kısımları tam olarak kızarmayabiliyor. Bu şekilde çevirerek yanlarında her iki yanında kızartarak pişiriyorum. Her tarafı kızardıktan sonra ocaktan alıyorum. Bakın bu şekilde kağıt havlu üzerine mutlaka alalım fazla yağını akıtalım. Bütün krepleri hazırladık. Çok güzel bir şekilde pişti. Bir tane alıp servis tabağında keserek sizlere iç kıvamını göstermek istiyorum. Hazırlamış olduğumuz malzemeden 10 adet büyük bu şekilde böreklerimiz çıktı. Pizza tadında nefis bir börek oldu. Çok lezzetli. Bakın iç dolgusu zaten çok lezzetli. Dışı çıtır, içi yumuşak nefis bir krep börek hazırladık. Mutlaka denemenizi öneririm. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.